Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Kemal, Pir'in annesi görüşmesine geldi mi? Annesi gelmedi ama bir aksi şey mi, bir şans mı? Bir gün bir baktım dediler Kemal Pir görüşmeciğim var. Ya nasıl görsen ama nasıl anlatırım ben onu? Çocuklar gibi sevindi. Hani yıllarca birisi içeride kalır, hiç kimsenin onun görüşü gelmez ya. Onun bunun görüşçüsünün yanına gider böyle teselli olur. Diyelim benim görüşçüm gelir, benimle gelir, seninle gelir, diğeriyle gelir. Biz diyor işte Kemal Pir'dir, bak anlatıyoruz falan. Fakat insanın içinde bir yara var. Benim de annem, babam, kardeşlerim gelse ne olur falan diye. Ya dedi, arkadaşlar gelemez dedi, biliyor musun dedi. Çünkü soyadı tutması lazım. Kesinlikle dedi, benim akrabalardır. Ben dedim inşallah dedim falan. Ben içimden bekliyorum ki, diyorum annesidir inşallah. Annesi gelmişse hiç olmazsa biraz teselli olur. Dedi sen de geleceksin. Ya Kemal abi dedim ayda yılda benim her gün geliyor dedim. Sen git dedim falan. Beni de götürdü. Beni de götürdü. Biz halen inanamıyoruz. Kemal Pir'in görüşmecisi var. Gittik. Kabinde bekliyoruz ikimiz. Bir baktık küllahlı birisi. Başında böyle sakalı var. Böyle kesmiş bembeyaz. Güzel bir insan. Bu baktım bu böyle tel örgüleri de böyle çok sıktır, görünmüyor. Baba dedi. Yapma ya baba dedi, sen gerçek misin dedi. Cemal amcaydı. Cemal babası, Kemal Pir'in babası. He oğlum Kemal dedi, benim dedi, geldim dedi. Ben dedim Cemal amca hoş gelmişsin, niye dedim anneyi de getirmedin falan. Oğlum dedi, nereden getireceğim anneyi, zor bela ben kendim geldim. Gümüşhane neresi, Diyarbakır neresi dedi. Ondan sonra İşte sana oğlum ekmek getirmişim, mısır ekmeği, fındık, şöyle bilmem ne, işte o Gümüşhane'nin, o Lazların diyelim özelliklerine derken şey ettik. Ben o ara baktım böyle küllahına, ondan sonra sakalına falan, dedim Cemal amca dedim sen burada nereye gideceksin? Dedi oğlum şeye gideceğim, tekrar Gümüşhane'ye. Ya dedim bizim Batman'da evimiz var, ya seni oraya göndereyim. Git birkaç gün misafir kal, ondan sonra git. Dedi yok ben gitmem. Dedim ya sen niye çekiniyorsun? Dedim sen böyle namazından niyazına bir insansın. Biz de Müslümanız dedim. Bak şeyimdir falan. Dedi senin baban da namaz kılıyor mu dedim. He. Sorduk soruşturduk ayak üstünde. Meğerse onun babasıyla benim babam aynı tarikatın. Nakşibendi tarikatının, Şeyh Erol'un yani babası Şeyh Reşid'in tarikatının aynısı. Neyse bu eşyalarını getirdi, fındık işte mısır ekmeği şu bu filan, ben de takıldım yolda. Kemal'a dedim bir tek dedim Lazlarınızın var ya bir hamsi eksiktir ha dedim. Zaten dedim hamsi de olsaydı tam takım olurdu. Sizin bu hareketliğiniz zaten dedim bunlardan oluyor. Ya dedim sen işe bak, senin babanla benim babam dedim aynı tarikatın mensubu, biz de aynı teşkilatın mensupları. Ya o hoca dedi hiç sorma dedi ya. Nakşibendi neresi dedi, Gümüşhane neresi dedi. Babanız ve ailenizle ilişkiniz nasıldı? Vallahi şimdi ben şunu söyleyeyim. 11 yıllık cezaevi yaşamımda devletin bana karşı uygulamış olduğu bütün uygulamalarını sineye çektim. Çünkü ben radikal kopuşumu yapmıştım. Yani dedim artık bu devlete hizmet etmeyeceğim.
savaşacağım. Yani benim babamın, babana benim bir kapışmam vardır. Ben bu Kürtlük davasına, devrimcilik davasına başladığım zaman babamla kavgam aslında belki benim itki görevini gören bir etmendir. Bana babam şunu söylemişti. Oğlum dedi, bizim ailemizde okuyan tek insan sensin. Bak tek memur sen oldun. Gerçekten de bizim ailede benim dışımda okuyan yok. Abim ilkokulu dışarıdan bitirmiş. Dedi işte Barzani yapamadı, Şeyh Said yapamadı, şu bu yapamadı. Hatta ve hatta dedi, Şevketi Hakkı Efendi bile yapamadı. Sen mi yapacaksın dedi. Oğlum dedi. Ben dedim yapacağım. Ama yıllarca benim kafamda Şevketi Hakkı Efendi kimdir? Bu benim babamın dünyasını yıkan kimdir? Sorguladım, şey ettim. En sonunda 49'larda Şevket Duran, bizim Gercüşlü, binbaşı mı veya yüzbaşı mı bilmiyorum, Türk ordusunda subaylık yapan birisi 49'da yakalanıyor. Benim babamın umutları da, Kürdistan şeyleri de hepsi onunla birlikte yerin dibine girdi. Yani tıpkı o Ağrı dağındaki şeyde diyorlar, sizin işte muhayyel Kürdistan burada gömülüdür. Babamın da dünyasını, Kürdistan'ını yıkan bu Şevketi Hakkı Efendi'nin başarmamasıdır. Ben de dedim babama, bu Şevketi Hakkı Efendi'nin yaptığının 10 katını yapmasa bana da dedim senin oğlun demesinler, yapacağız. Ben yapacağım dedim Kürdistan'ı, ha dedim arkadaşlarımla. Ve gittik, öyle bir savaştır içimizde, sözlü baba oğul. Ama ben şuna hep yanarım. Babamdan ne devraldım? Bir, beni dünyaya getirdi. İki, beni şehre getirdi. Başka hiç babama bir minnetim yok. Şükran borcum bundandır. Kardeşlerimi koruyamadım. Elin oğlu mesela diyelim kardeşlerini, ailesini parça parça getirdi. Benim kardeşlerim beni bir peygamber gibi seviyordu. Alaaddin, Abdullah, benden sonra bu devrimci olan kardeşlerim biri. Bir büyüğüm Nurcu'ydu Sabri, Hacı Sabri. Kardeşim 82'de Urfa cezaevinde, Urfa işkencehanelerinde öldürüldü. Ölümünü duyduğum zaman Afrikalıların bir sözü diyor ki, dil en çok ağrıyan yere değer. Yani ben kardeşimin bana şöyle bir haber göndermesini halen de unutmuş değilim. Beni bir kedi kadar seven olsaydı ben asla yenilmezdim. Onun aradığı sevgi benim onu ihmal etmemdi. Çünkü ben kardeşime hiçbir zaman kardeşim gibi davranmadım. Normal arkadaşlarım gibi davrandım. Çocuklarıma normal baba gibi davranmadım. Diyordum halkımın insanları, çocukları, kardeşleri neyse ben de öyle yapayım. Ve belki ondan da olacak, kardeşlik, evlat sevgisi beni daha çok arkadaşlarıma itti. En çok hangi arkadaşlarınızı sevdiniz? Mesela bu çokça sayılan cezaevinde giden arkadaşlardan en çok sevdiğim, en çok değer verdiğim 3 kişi var. İtiraf ediyorum. Çünkü çocuklarım gibi kayırdıklarımın arasında nasıl kızımı kayırıyorsam, birincisi Hayri'dir. İkincisi Ferhat'tır. Üçüncüsü Kemal Pir'dir. Ve Kemal Pir'in 36. kovuşta keşke Şükrü burada olsaydı da bize Delory'yi söyleseydi, bana Delory'yi söyleseydi, ben öyle ölseydim demesi halen benim için bir yara. Onun için de ölümü yasaklıyorum. Şimdi Delory olarak çıkacak olan kitabıma onu işledim. Dörtlerde Ferhat'ı vermeye çalıştım. Örgüt şeyi veremedi. Yani bu izni vermedi bana. Ama bu güzel insanların anısını çoğu insanın da merak ettiği, hep Delory Delory'yi hoca nasıl söylüyor? Çünkü benim tanınan bir başka yönüm, ben iyi dramatize yapardım. 33 kurşunu enfes dramatizesini yaparım 15 dakika. Delory'yi iyi söylerim. Yani söyleyen kadar söylerim. Olmazsa küçük bir anı olması için istersen mırıldanarak size söyleyeyim. Yani varsayalım ki Kemal Pir yanımızda ve biz de ona söylüyoruz. Şimdi bu Delory'nin hikayesi şöyle. Bu küçük Kürdistanlı Suriye tarafından olan bir sanatkarın parçasıdır. Onun ondan öncesine bir çocuk ağlıyor. İşte diyamın kuştun, bavemin kuştun, bir dengeki digri. Zlamji edi bir de ahı verdi. Bir Kuremin tül negri. Kuremin tül negri eve karemin üte.
Rojekeye millet şiar bi. Rojekeye millet şiar bi kancu xarab jef xuyabi. Kuremin tunegri bedengeki keli uzitu baka. Bavi min ava valate min diyamın alamın. Bela valate min o alemmiş desteğimin neçi çit bi serimin bervar bebi. Delori nori Kureye minori Bavi tekuştin Dayık bi gori Delori lori Kureye minori Bavi tekuştin Dayık bi gori Gel nasıl merhas Divin tünegri Millet gosal bi İnama tu digri Gel nasıl merhas Divin tünegri Millet gosal bi Nema tu digri Nema tu digri De lori lori Kurem lori Bavete kuştin Dayık bi gori Gerna su merhaz Divin tu negri Millet gosal bi Nema tu digri Gerna su merhaz Divin tu negri Millet gosal bi Nema tu digri Bu kuyini nivisin Vesere zınara Lüver nemaya Cihene yara Avdir valate Gernase kurda De lori lori Kuremi lori Bavete kuştin Dayık bi gori Gernasu merha Divin tünegri Millet gosal mi nema tu digri Gernasu merkaz divin tu negri Millet gosal mi nema tu digri Nema tu digri Şükrü Hoca, tekrar cezaevine dönersek, örneğin Banyolu koğuşa. Banyolu koğuşun aslında oluşması doğal bir banyo oluştu. İlk hücrelere topladıklarında biz çok korkunç bir şekilde direniş gösterdik. Dördüncü katın en yüksek yerinde camlar vardı. Camları kırdık, ondan sonra lavaboları kırdık, her şeyi tarumar ettik. Yani bir isyan havasıyla. Tabii o birinci katta olan 10 tane hücrenin tuvaletleri tıkandı. Tuvaletler tıkanınca su birikti. Pislik de yukarıya çıktı. Çünkü cezaevinin kanalizasyon tertibatı şehir merkezine bağlı değildi. O şey doluyor, depo doluyor. Depo dolunca birinci katta yani diyebilirim ki 10-15 santim böyle su ve artık o tuvaletlerden taşan pislik çıkmaya başladı. Yani çok rahatlıkla insan pislikleri böyle birinci katta dolaşabiliyordu. Şimdi biz de baktık o pisliğin içerisine götürülenlerin yani 10 kişi götürüldüyse 7 tanesi düşüyor. Dayanamıyor. Yani o pisliğin içerisine sokuyorlar, ondan sonra dövüyorlar. Üstü başı hepsi pislik oluyor. Soğuktur, kıştır. Bir taraftan pislik var. Biz şöyle bir karar aldık. O zaman dedik ki aşağıya inildiğinde madem ki insanlar dayanamıyor biz de uzun süreli kılmak için ellerimizi açacağız. Ve daha uzun bir süre direnebilmek için ellerimiz ayaklarımıza vursunlar. Yani örneğin diyelim gardiyan geliyor diyor elleri uzat diyor dayak sırağı. Biz çıkarıyorduk ellerimizi mazgallardan. Dövüyordu eller şişene kadar. Sonra ayaklar derken dışarı çıkmıyorduk. Ama çıkanlar düşüyordu. Nihayetinde en sonunda bir gün bizi de çıkardılar. O kokuya
Nasıl dayanıyordunuz? Tuvalete gittiği zaman kokuya dayanır. Çünkü kendi pisliğidir. Ama ben en azından diyebilirim ki bir iki gün mü veya belki bir hafta da almış olabilir. O pisliğin içerisinde yaşadım. Çok korkunç bir trajedi. 15 santim sular var. İçerisinde boklar yüzüyor. Ama o bokun içerisinde biz kalmıyorduk. Onun bir hücrenin içerisinde bir seki var. Yani yatırılacak yer var. O sekinin oraya kadar geliyor. Biz üstüne çıkıyorduk. O hani kuşlar tellerde tünüyor ya. Onun gibi kalıyorduk. Diyelim işte hemen o parmaklığın arasından yiyeceğini alıyorsun. Tekrar gidiyorsun o sekin üstüne çıkıyorsun. Öyle dayandık. Yani oraya da aslında banyolu koğuş demesi Esat Oktay'ın kendisinin tabiriydi. Nasıl dayanıyordunuz? Direnmek istiyorsan yatacaksın. Ama dayanamayanlar vardı. Mesela onlardan şunu söyleyeyim. Bir tane çocuk vardı. Çok sevdiğim benim bir öğrencimdi. Diyordu hocam ben her şeye dayanırım ama diyordu bu pisliğe dayanamam. Ben de dedim sen bilirsin. Yanımda para da vardı. Ona para da verdim. Dedim git koğuşlara, kurallara uy ama senden istediğim bir tek kişiliğini koru. Git. Yani insanların her birisinin zaafı ayrı. Diyelim kimisi kokuya dayanamıyor, kimisi dayanamıyor, kimisi diyelim işte direniş gösteremiyor. Biz büyük oranda insanlarımızı aslında o boklu dediğimiz, Esat Oktay'ın ise banyolu dediği yerde direnişte yitirdik. Yani teslim oldular, kurallara uydular, koğuşlara gittiler. Direnişle başarıya ulaşabileceğinize inanıyor muydunuz? Doğrusunu istersen, mesela diyelim biz PKK'de kadro düzeyinde mücadele edenler devletle bağlarımızın hepsini koparmıştık. Örneğin diyelim ben bir öğretmensem öğretmenliği bırakmışım. Öğretmenlik yapmıyorum. Devletle artık şey etmiyorum. Bağlarımın hepsini kopardım. Bu düzeyde bir direnişle ben diyordum ki biz teslim olmayız. En az 50-60 insan böyle o direnişlerle ölür. Veya şehit tabirini pek fazla artık sevmiyorum ama şehit olur. Biz teslim olmayız. Süreç içerisinde dayanamadık. Kabul etmek gerekir ki bizim gücümüz tükendi. Ve şahsen benden önce bu işe liderlik yapan doğal önderler vardı. Benim tanıdığım doğal önderler vardı. Bu partinin, bu hareketin doğal liderleri vardı. Ben hiçbir zaman kendimi bu hareketin lideri ve lider kadrosu içerisinde görmedim. Mesela Hayri'dir, Kemal'dir, Mazlum bu üçlüyü eski MK üyeleri olmaları vesilesiyle diyordum bu ve buna benzer bizim gibi 50-60 tane kadro ölürüz biz. Hayri bu konuda biz bir gün bir arada kaldık. Yani bir hücrede. O bana şunu söyledi. Yani dedi kurallara uymak bir tavizdir. Teslim olmak değildir. Dışarıda parti zorlandı, ricat taktiği uyguladı, yurt dışına çekildi. Biz ise kurallara uyarak bir taviz vereceğiz. Tavizi sonradan geri alabiliriz. Yani Hayri öyle bir sorumluluk aldı ki omuzlarına teslimiyet koşullarını, kurallara uymayı kabul etti ama teslim olmadı. Yani bizim teslim olmamızı şöyle yorumlamak gerekir. Kurallara uymuşuz ama bu kurallar içerisinde tekrar Kürt ve devrimciliğimizi savunacağız. Gediği şeye açacağız, mahkemelere. Yani hava deliği açmak. Çünkü 7-8 ay, 9 ay diyelim çıplak bir şekilde direnmişiz, nefesimiz tükenmiş. Yani hem bitap düşmüşüz bedenen hem de dışarıya sesimizi duyuramıyoruz. Hayri'nin o kararından sonra ölüm orucu da vardı. Mesela Kemal Pir'in liderlik ettiği ilk 43 günlük ölüm orucu vardı. Mahkemeler açılınca biz reddi hakim talebimiz olacaktı. Biz gittik yaptık ama gruplar çözüldü. Diyarbakır grubunda kimlik yoklamasında bulunanlar oldu. Ondan sonra Kemal Pir onlar dediler ki biz de gelip mahkemelerde kendimizi temsil edeceğiz. Kurallara uyduk, şu şekilde uyduk. İşte İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Subay asubaylar geldiğinde ayağa kalkacağız. Ve böyle üçlü bir şeyimiz vardı. Kurallara uyduk. Ama kurallara uyduktan sonra baktık ki işkence ve baskılar durmuyor. Çünkü durmamasının sebebi bu kurallara uyanlardan bu sefer teslim olma, itiraf yapma, pişmanlığa gitme ve artık devrimci özlerini boşaltma isteniyor. Buna karşı tepki gelişti. Teslimiyeti
sineye çektiniz. İhanete karşı tepkiniz? Bana göre ilk radikal tepkiyi koyan mazlumdur. Yani mazlumun da öyle bir eylem koymasının sebebi şu, ben mazlumu 1976'lardan tanırım. Ben çok çok iyi tanırım. Uzun süreli ölümlere pek yatkın değildi. Yani bileğini kesebilir, kendisini asabilir. Bilmem işte bir yerden kendisine atabilir, silahı varsa silahı kendisine yöneltebilir. Ama açlık grevi, ölüm oruçlarına gitme kararı yoktu. Öyle kafasında bir düşünce yoktu. Yani ölünecekse radikal ölünür. Ve bana göre mazlumla hayri arasındaki bir çatışmadır aslında mazlumun eylemi. Çünkü hayri diyordu ki biz mahkemelere çıkacağız, nefes borusu alacağız, tekrar kitlemizle beraber direneceğiz. Ama mazlum da şunu söyledi, dedi ki senin söylediğin yöntemle bize fırsat vermiyorlar. Bizim hepimizi pişmanlık, itirafa zorlayacaklar ve nihayetinde biz devrimciliğimizden gideceğiz. Gideceğimiz yerde onurlu bir şekilde gideriz ve bana göre mazlumun eylemi ilk kez o anlamıyla bir başka kaldırı hareketi. Üç kibriti bayrak diye devralan, ki dağları delip dostlarına yol kılan, haykırdı ölüm haberini önde gidenin, özgürlüğü zindan karanlığında güneşleyenin. Otuz üçüncü koğuşta Ferhat Kurtay ve arkadaşlarının olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mahkeme geliş gidişindeki bilgi eksikliğinden dolayı arkadaşlar yakma olayını yapıyor. Giden bir arkadaş mahkemede mazlumun 3 kibrit çöpünü yaktığını söylüyor. O zaman Ferhat şifreyi alıyor. Çünkü Ferhat kurallara uymuştu. Benim üst düzey eyalet sekreterliğimi yapmıştı. Ama bana göre Hayri ile Ferhat arasında, ki ben o romanda onu vermek istedim, tıpkı o direnme savaşında olduğu gibi Hayri tarafından, parti tarafından teslim ol, oradaki teslim olan insanları örgütlemeye çalış mantığıyla. Öyle bir espri görebiliyorum. O espri içerisinde Ferhat şeyi alıyor, şifreyi alıyor. Diyor ki mazlumun gösterdiği yolu takip etmek gerekir. O zaman ne yapmak lazım? En radikal eylemler. Yani bilek kesmedir, insanın kendisini öldürmesidir, yakmasıdır ve uzun süreli bir örgütlenmedir. Çünkü boya alıyorlar, tiner alıyorlar, topluyorlar ve bilmem ne ediyorlar. Bilinçli bir şekilde bir eylem geliştiriyorlar. Dört arkadaş. Somut koşulların somut tahlili diye bir şey var. İnsanın içerisinde bulunmuş olduğu şartlar onu belirliyor. Yani şimdi mesela biz Avrupalı insanlara, normal insanlara, insanların açlık grevine girmesi, intihar etmesi, kendisini öldürmesini anlatamıyoruz. Anlatamamamızın nedeni de şu, yani hayatına son verme özgürlüğün bile yok. Yani seni öyle bir duruma getiriyor. Böyle bir durumda mesela en güzel şey bana göre devrimcilerin, kim Kemal Pir'in söylediğini söylüyorlar, ben o söylemiş veya söylememiş bilmiyorum, yaşamı uğrunda ölecek kadar seviyoruz. Ben Ferhat'ı çok iyi tanıyordum, Necmi'yi tanırım. O kendisini hem yakan hem öldüren arkadaşları, ölüm orucunda giden hepsini tanırım. Senden benden çok, bir Avrupalı'dan çok çok yaşamayı istiyorlardı. Ama onursuz yaşamaktansa ölmeyi tercih ediyorlardı. Yani Ferhat, ben 1,5 sene onunla beraber çalışmışım. Yani böyle karınca incitmez tabir Ferhat'a giderdi. O kadar mülayim bir insan, o kadar humanist bir insandı. Ama o görüyordu ki Ferhat olarak artık onun yaşamasının imkanı yok ve en büyük yapacağı şey böyle bir eylemle tarihin sahnesinde çekilmek. Bu onun doğal hakkıdır. Yani Mayıs'ın 18'inde zindanın dip köşesinde alev almış derileri, yanıyorlar diri diri. Tarihin şen çocukları, halkımın kahramanları,
Tarihin şen çocukları, halkının kahramanları. Peki siz ölümle yüz yüze geldiniz mi? Şahsen ben kendim yani 11 yıl içeride yattım. Bunun topladım bir ara cezaevinde böyle. Bende şimdi bir güncem var, şiirsel güncem. Orada 11 yılın bir yılı açlık grevi ve ölüm yoruşlarında geçmiştir. Ama asla ve asla hiçbir tanesine ölüm amaçlı girmemişim. Nitekim benim cezaevlerinde girmediğim tek bir eylem var, 14 Temmuz'dur. 14 Temmuz'a girenlerin hepsi ölmek zorundaydı. Geriye döndüğün zaman öyle bir durum var ki ihanet kalkanı senin önünde. Esat Oktay geliyor önüne, diyor itiraf yap. Yani arkadaşlarını ihbar et, üzerlerine ifade ver, değerlerinden uzaklaş. Yani öyle insan olacağına der ki ben ölürüm daha iyidir. Ben o anlamıyla yani bir mazlumun eylemini doğru buluyorum. Aslında mazlum yaşamı çok seven birisiydi. Ve şunu da söyleyeyim, belki kimse bunu bilmez. Mazlum küçük burjuva yaşamın en kralını şey yapardı. Hiç kimsenin kot pantolon giymediği zaman da kot pantolonu vardı. Onun çantası benim yanımdaydı. Diyelim ki böyle bir valiz dolusu elbiseleri vardı. Kravatından tut şeyine kadar. Yaşama çok tutkundu, çok seviyordu. Ama bir mazlum doğan olarak kişiliği, şahsiyeti var. Şimdi mesela ben bir örnek vereyim. Örneğin Japonlarda harakiri var. Diyelim Ruslarda rulet var. Rus ruleti var. Niye? Diyelim birisi bir insana hakaret ettiği zaman diyor ki ben seni düelloya davet ediyorum. Onur bazen yaşamın üstüne çıkar. O anlamıyla şahsen ben şöyle düşünüyordum. Bana ihanet dayatıldığı zaman ihanetle ölüm arasında ben ölümü tercih ederim. Ama ihanet dayatılmayana kadar ben yaşamaktan yana. Ölenlere ihanet mi dayatıldı? O insanların behemhal ne olursa olsun özellikle ilk üçlü Hayri, Kemal, Mazlum, Ferhat. Çünkü Ferhat'ın eyalet sekreteri olduğu ortaya çıkmıştı. Bunların önüne ölüm konmuştu. Yani eğer ölüm orucunda ölmeseydiler bile onları Necmettin Büyükkaya gibi bir arada götürürlerdi. Veya diyelim bazılarımıza yaptığı gibi diyelim iğne vurur, uzun süreli şey yapar. Nitekim bunun şeylerinden bir tanesi de benim. Bizim cezaevinde yatıp da şu anda sağlam olan yoktur. Yani ya veremdir, ya ciğeri şey olmuştur, ya böbreği gitmiştir. Bu da bir ölümdür. Direnişle neyi kurtardınız? Çok şey kurtardı. En azından bizim üstümüze hesaplı artık geliyorlardı. Mesela bir örnek vereyim. Örneğin diyelim ki bir koğuşta şöyle bir örnek vardı. Diyor ki koğuştakilerin hepsine. Diyor devlet benim hakkımı verenler bu tarafa geçsin. Haklarımı söke 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 alırım diyenler bu tarafa geçsin. O koğuşun hepsi bir tarafa geçiyor. Söke söke alırım diye tek bir kişi bu tarafa geçiyor. O da bugün siyasi hareketlerden bir tanesinin en önemli kadrolarından bir tanesi. Veya mekaviyesi, onun ismini de vermeyeceğim. Ama o insanlar bize şunu söylediler. E ne oldu? Nihayetinde biz de teslim olmadık mı? İstanbullu Ali'nin söylediği çok güzel bir söz vardı. Bir yine MK üyesi birisine diyor ki bakın siz de diyor o kadar direndiniz, teslim oldunuz, biz de teslim oldunuz. O da diyor ki abi senin diyor tabirin var ya şuna benziyor. Diyor birisi tecavüze uğruyor, direniyor. Birisi de tecavüz olurken orgazma oluyor. Yani şimdi insan celladına aşık olmak ayrıdır. Bir de celladına karşı yani ne diyorlar o Almanca, kämpfen veya direnmesi ayrıdır. Ya biz direndik. Nihayetinde kurallara uyduk ama savunmalarımızı yapıyorduk. Mesela şunu söyleyeyim, tarihsel bir önemdedir. Diyarbakır'da yargılanmalarda savunma yapmak. Biz bunu Hayri Kemal ve diğer o arkadaşlarımızın gitmesi ile bu hakkı elde ettik. Eğer onlar direnmemiş olsaydı biz mahkemelerde şey demezdik ve ben bunun da tanığıyım. Asla da ve asla yaşadığım sürece Hayri'nin şu şeyini unutmayacağım. Mahkemede kalkıp şunu söylemiştir. Ben kayıtsız ve koşulsuz bir ölüm orucuna giriyorum. Benden sonra hakları verilirse arkadaşlarımın en iyi bir şekilde savunmalarını yapıp insanca yaşamlarını devam ettirsinler. Ama benim için artık yaşam bitmiştir. Yani o kendisini feda ederek, bana göre lider öyledir. Lider geldiği, yeri geldiği zaman
ölmesini bilmelidir. Ve Hayri Diyarbakır cezaevinde olumlu olumsuz bütün şeylerin damgasını vurmuştur. Kendi damgasını vurmuştur. O anlamıyla ben eylemleri doğru buluyorum. Cezaevinde sık sık ölüm orucuna yatmak doğru mu? Ve ben artık diyordum ki ya açlık devi ölüm orucu isyan edelim daha iyidir. Yani nedir bu ikide bir açlık grevi? Açlık grevi, açlık grevi iman mı gitti? Yani çok zor bir duygu ama şununla yeniyorsun. Diyorsun ki ben bir insanım, benim onurum var, benim bir kişiliğim var, bir devrimciliğim var, halkıma sözüm var ve kendini sürekli olarak bununla motive ediyorsun. Yani bazılarına çok tuhaf geliyor. Mesela diyelim ki ne şekilde olursa olsun yaşamalı insan. Hayır. Cezaevinde İşkence dönemi bitince 1986'da tünel kazmışsınız. Tünel, bende romansal olarak yazılmış şeyi var. Mazlum Doğan Tüneli diye. Henüz basmadım. Üzerinde daha da çalışmam lazım. Yani belki 8-9 yıldır yazmışım. Mazlum Doğan Tüneli dememin sebebi çünkü birinci kat 9. hücrede biz firar edilebilecek imkan ve olanakları bulduktan sonra birinci kat 9. hücre yerine 4. kat 9. hücreye çıktık. Aradaki boşluklar vardı. Oraya çıkmamızın sebebi yukarıda çalışacağız. Toprakları o ara boşluklara dökeceğiz. İki hücre arasındaki boşluklara. Bir de işin ilginç tarafı 9. hücre mazlumun kendisini astığı hücredir. Ondan dolayı ben adını şey verdim. Mazlum Doğan Tüneli diye. Mazlum Doğan Tüneli bence yani iddia ediyorum dünyada bugüne kadar yapılmış olan tünellerden en güzel tüneldir. Ama maalesef başarılı olamadı. Başarılı olmaması şeyi gölgeledi tabii tüneli. Çünkü o tünelin bugüne kadar yapılması ve şey edilmesinde biz 3 kişi temel olarak görev aldık. Bendim, Mehmet Yıldırım'dı ve Mustafa Gözgür'dü. Yani siyasi sorumlu içeride Mustafa Karasu ama siyasi sorumluya bağlı olarak onun birinci adamı Mehmet Yıldırım'dı. Benle şey de Mustafa Gözgür de teknisyen. Ben işin daha çok elektrik bölümüne yani teknik boyutlarına şey diyordum. Çünkü benim çocukluktan beri getirmiş olduğum elektrik ve teknik işlerim var. İçerisine 7 tane lamba atmıştık. Dediğim gibi çok uzun bir süreçtir. Yani 60 metre sadece dikine gittiğimiz bir şeydi. Bunun 10 metresi eğer hücrelerse bir de 6 metre yerin dibine inmiştik. Demek ki 60-70 toplam ortalama 75-80 metreyi bulan bir tüneldi. Tünelde bir fareyle karşılaşmışsınız. Ya bunu her bütün arkadaşlar hep fareyi şey yapıyor, merak ediyor da. Şimdi fareyle benim maceram şundan oldu. Tünelin diyelim ki betonu deldikten sonra yer altına gitme yerinde lağımlar vardı. O birinci kat dediğimiz cirdonlar, fareler. O farelerden bir tanesi tünele düştü. Merdivenle aşağı inerken. Ondan sonra tünele girdik. Ama tünel dediğimiz yani şimdi otoban tünelleri gibi değil. Şöyle yerde sürünüyorsunuz, yatıyorsunuz, bir insan boyunda ancak geçebiliyorsunuz. Yani fare ile siz karşı karşıya kafalarınız geliyor. O elektriklerin yanmasında fare bir aslan gibi oluyor. Ben gidiyorum, fare gidiyor. Ben gidiyorum, fare gidiyor. En sonunda son noktaya geldi. Yani tüneli kazacağım, oradan geri dönmesi lazım. Geri dönerken ben elimde bir sopa var. Arkamdaki arkadaşlara da diyorum ki ben onu vuracağım fareyi. Eğer ölmediyse sen arkadan onu öldür. Tabii ben hiddetle onun üstüne sopayı atınca o da can havliyle benim üstüme geldi. O zaman gözlük yoktu. Şu sol gözümü tırmaladı. Tırmaladı. Ben arkadaşıma dedim geliyor. O işte tünelin ortasında yakaladı onu. Öldürdü. Öldürdü. Tabii ben dışarı çıktım. Arkadaşlara söyledim. Dedim bana fareyle böyle böyle bir maceramız oldu. Hemen dediler kesin senin hastaneye kendini kaldırman lazım. Yoksa tetanus olabilirsin. Ben de kalktım şimdi gideceğim. Tabii doktora diyemem ki ben tünelde çalışırken fare beni ısırdı.
İşte doktora gitmek istiyorum hastaneye. Tuttum bir mizansen yaptım. Doktora gittim, dedim ki beni fare ısırdı. Nasıl ısırdı dedi, evladım dedim falan. Çok da o da hayret etti yani. Fareler de insanları bu cezaevinde ısırıyorsa demek ki artık gerçekten vahşet boyutunda. Ben dedim işte birinci katta yatıyorum. Tuvaletlerin ağzı açıktır. Oradan bir cürdün çıktı. Benim üstümden geçerken ben vurmak istedim onu. O da buramı tırmaladı. Ondan sonra hemen yazdı dedi hastaneye sevkine. Gittim hastaneye, dedim fare beni ısırmış. Dediler yatırılmasına. Ondan sonra 14 tane iğne verdiler bana. Her gün bir tane bu karnıma vuruyorlar. Yani Allah razı olsun o fareden. Ben 15 gün hastanede sıcak suyla, yemekle beslendim. Esat Oktay Yıldıran. Esat Oktay Yıldıran bana göre sınıfının ve devletinin adamı. Gerçekten inanarak bilinçli bir şekilde görevini yapan bir Türk ve kafataşçı bir faşist subay. Yani o zihniyeti barındırmayan bir insan bu kadar şey yapamaz ve büyük oranda bu işkenceleri yaparken alkol aldığına inanıyordum. Çünkü göz çapaklarının alt kısmı hep şişikti. Ya hap alıyordu ya büyük oranda içki alıyordu. Zaten bizim zamanımızdaki görev yapan gardiyan, subay, as subayların hepsi de hapçı, alkolik ve şey insanlardı. Yani insanlıktan çıkmış bir insan şeklinde mahluk diyebiliriz. Açlık. Açlık. Acının kırbacı. Acının kırbacıdır. Susuzluk. Susuzluk. Damağın kilitlenmesi. Direniş. Direniş. Yaşamak. Onur. Her şeyden önce gelir. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim.